Koronavirüs korkusu yaşadığımız şu günlerde yaptığı 100 kişilik doğum günü partisiyle olay yaratan Şevval Şahin ve o partiyi organize eden sevgilisi ilk kez konuştu. İşte çiftin enteresan açıklamaları. Türkiye güzelinin doğum günü partisi korona partisine dönüştü mü? Ama gerçekten abartıldığı kadar vaka yok yani. Toplam çevremizde 10 kişi falan pozitif çıktı. 10 kişi pozitif çıkmış, abartmayın diyen Şevval Şahin'in şok sözlerine. O partide yayıldığını hiç kimse ispatlayamaz. Sevgilisi Marcus Aral'dan akıl almaz bir destek geldi. Koronada bir nezle abi sonuçta. Şekilde bir nezle atlatıp geçiriyorsun yani. Bunda ondan dedi biraz abartacak bir şey yok diye. Korona nezledir diyen Marcus'un bu sözlerini hayretler içinde izleyeceksiniz. Biz saygıdan takıyoruz maskeyi sokakta. Türkiye tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs belasından bir türlü kurtulamıyor. Sağlık Bakanlığı hemen hemen her gün düğünleri ve kalabalık etkinlikleri iptal ederken kalabalık insan grupları aynı ortamda bulunmamalı uyarısını yapıyor. Uzmanlar bir araya gelmeyin derken bir parti haberi magazin gündemini sarstı. Türkiye güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Marcus Aral'ın 100 kişilik doğum günü partilerinde birçok kişiye koronavirüs bulaştığı iddiaları ortaya atıldı. Estetikte Türkiye güzeli olarak hayatımıza giren Şevval Şahin'leyiz. Bir doğum günü partisi yaptı, birçok arkadaşı katıldı. O partiye katılan çok sayıda kişinin korona testi pozitif çıktı. Bu haberlerle ilgili ilk kez konuşuyor. 2 kere negatif çıktım, erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı. Sonra hemen atlattı, ikinci testinde negatif çıktı. Partinin abartıldığı görüşünde ama abartılan partide 10 kişide Covid-19 çıktı. Ama gerçekten abartıldığı kadar vaka yok yani. Toplam çevremizde 10 kişi falan pozitif çıktı. Şu an herkes negatif ve doğum günü partimiz aslında bir parti değildi. Dışarıda, evin dışında açık alanda böyle birkaç kız arkadaşımla yemek yaptım. Öyle kalabalık bir parti hiç değildi ve gerçekten sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske bile taktı doğum gününde. Bu zamanda böyle bir partiye gerek var mıydı bilmiyoruz. Ama Şevval Şahin virüsün yayılmasının sebebinin parti olmadığını düşünüyor. O partide yayıldığını hiç kimse ispatlayamaz. Öyle tahmin ediliyor. Ama biz de bilmiyoruz. Belki o partide, belki başka partide, belki başka bir etkinlikte yayıldı bize. Biz de onu kanıtlayamayız. O yüzden pek bir şey diyemeyeceğim onun hakkında. Ama dersini almış. Artık kalabalıkların içine girmemeye kararlı. Şöyle bir şey, uzun zaman çok kalabalığın içine girmem. Dediğim gibi ben doğum günü kutlamam bile tanıdıklarım, en yakınlarımla yaptım. Ve açık alanda olmasını önem veriyorum. Tabii çünkü bizim için de zor bir süreçti. 12-13 gün karantinada kaldım. Sevgilimle 14 gün falan kaldı. Bir gece sonrası Şevval Şahin bu kez gecelerde ve yanında sevgilisi Marcus Aral da var. Marcus Aral habercilere sitemle giriyor söze. Çok açıklamayından çevirdiniz yani, siz de ayıp ediyorsunuz. Hani yüze gülüp sırttan çekmek gibi oluyor. Estağfurullah. Şevval Şahin'in 10 kişi korona oldu, abartmayın sözlerine sevgilisi de destek veriyor. Yani korona olan arkadaşlarımız da anlattığı gibi 4-5 gün evde istirahat edip atlatılan, hani ciddi olmayan bir şey, abartılacak bir şey olmadığı demesi. Marcus Aral isimli beyefendinin korona ile ilgili sözleri oldukça dikkat çekici. 63 yaşındaki insanların sağlığını etkileyebiliyor. Genç insanlara bir şey olmuyor. Eğer evinde yaşlı insan varsa buna dikkat edeceksin tabii ki. Eğer 20 yaşındaysan, 25 yaşındaysan herkesin sorumluluğu üzerine. Pandeminin ortasında 100 kişilik parti verdikleri için cehaletle suçlanmışlardı. Herkes burada kültürlü yani. Bize cahil diyenler üniversitesi mezunu, ki ben de gitmiştim bir sene. Yani sonuçta tıp profesörü değiller yani, Sağlık Bakanı da değiller. Biz cahil değiliz diyen Marcus Aral'ın bu sözlerine lütfen dikkat. Dünyada milyonlarca insanın hayatını kabusa çeviren koronavirüs için sadece bir nezle diyor kültürlü beyefendi. Kimse yalnız bir şey yok. Eninde sonunda herkes koronayı da bir şekilde kapacak. Bu da işin bir gerçeği. Yani eğer vücut ürününde bir otoimmün sisteminde bir sorun yoksa koronada bir nezle abi sonuçta. Her sene olduğu gibi nasıl bir nezle oluyor. Bu şekilde bir nezle atlatıp geçiriyorsun yani. Bunda ondan dedi biraz abartacak bir şey yok diyor. Virüse inanmıyor gibi konuşan Şevval Şahin'in sevgilisi Marcus Aral, o zaman neden maske takıyor dersiniz? Virüs korkusundan değil, saygıdan. Yani bu böyle bir şey. Biz saygıdan takıyoruz maskeyi sokakta. Son sözleri sevgilisi Şevval Şahin'i eleştirenlere. Hadi bildiriyor Marcus Aral sevgilisine, bu zamanda parti yapılır mı diyenlere. Birazcık insanlar da kendini dikkatli çekmek için Şevval bu arada çok popüler. Biraz laf atıyorlar. Haddini bilsinler bence yani. Gereksiz boş konuşmasınlar.